Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki odak programında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumu ve ABD heyetinin Ankara ziyaretini mercek altına alacağız. Konuklarımızdan Moskova'dan akademisyen doçent doktor İkbal Dürre ve emekli büyükelçi Yalım Eralp olacak. Odak başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumu ve ABD heyetinin Ankara ziyaretini Moskova'dan akademisyen doçent doktor İkbal Dürre ve emekli büyükelçi Yalım Eralp değerlendirecek dedik. İki konuğumuz da karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Eralp, sizinle başlamak isterim. Daha önce de sizi konuk almıştık. Mart başıydı Ukrayna saldırıları ile ilgili. Şu anda 41. gününe giren bu çatışma, bombardıman, saldırı ortamında neler söylemek istersiniz? Size göre nasıl ilerliyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları? İyi yayınlar. Rusya'nın Ukrayna saldırısı büyük bir başarısızlık olmuştu Rusya için. Evvela bunu söyleyelim. İkincisi, çok büyük bir insani dram yaşanıyor. Yani bu ileride Rusya'nın başına büyük çorap örebilir hukuki bakımdan. Dolayısıyla beklenildiği, en azından Putin'in beklediği gibi bir harekat olmadı. Ukrayna yapay devlet deniyordu. Ukraynalılar bizdendir deniyordu. Şimdi Ukrayna milliyetçiliği iyice gelişti. Onu söyleyebilirim. Peki bu bir tehlike oluşturur mu, Ukrayna milliyetçiliğinin gelişmiş olması? Hayır, niye oluştursun? Bazen devletler böyle harpler sayesinde daha güçlü ulus olurlar. Yani Ukrayna halkının bu televizyonlarda gördüğümüz, batılı basının söylediği katliam karşısında sessiz kalamayacaktır. Yani bunu kolay unutması mümkün değildir. Müzakereleri nasıl buluyorsunuz peki? Bir yandan Volodymyr Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı'nın açıklaması vardı dün. Buça'yı ziyaretinde müzakereler zora girdi dedi. Ama ardından da bir kararname imzaladı. Bir müzakere heyeti oluşturuldu. Her ne kadar şu anda çevrim içi video konferans yoluyla görüşseler de bir takım anlaşmalar da yapılıyor peyderpey. Müzakereler nasıl ilerliyor size göre? Bir defa kimse müzakere masasını devirmeye cesaret edemez bu safhadan sonra. Oturuldu, bir şeyler olacak. Şimdi en önemlisi zaten aşılmış vaziyette. Bir, Ukrayna diye bir devlet vardır, yapay değildir. İki, Ukrayna NATO'ya girmeyecektir. Bunun üzerine genel bir mutabakat olduğu anlaşılıyor. Gelelim Donbas konusuna, yani Doğu Ukrayna konusuna. Burada da bir çözüm bulunabilir. Avusturya Tarafsızlık Anlaşması 1955'te buna örnek teşkil edebilir. Nasıl teşkil eder? Orada da bir takım azınlık ve insan haklarına riayet edileceğine dair hüküm var. Yani ya Birleşmiş Milletler ya da güçlendirilmiş AGİT gözlemci heyeti oraya gelebilir. Bunlar özel bölge olabilirler. Zaten Rusya'da da Tataristan gibi dolu özel bölge var. Ya, en önemli konu tabii tazminat ve katliam iddialarının araştırılması. Bu ciddi bir sorun olmaya devam edecektir. Bunu Ukrayna hükümeti üstünü örtmeye çalışsa dahi Ukrayna halkı bunu kapattırmaz. Uluslararası camia bunu bir kenara itmez. Burada çetin bir müzakere olacağını düşünüyorum. Evet. Sayın İkbal Dürre, siz de tekrar hoş geldiniz yayınımıza. 41. gününe giren bu çatışma bombardıman ortamını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de sizden dinleyelim.
Rusya'nın resmi açıklamalarına göre her şey plan dahilinde gidiyor ama kimse bu planın ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla bir bekleme şu anda sürecine girilmiş durumda. Donbas'ta dahil sahada çok ciddi bir ilerlemenin olduğuna dair Rus basınında da artık haber çıkmıyor. Çok ufak tefek bazı köylerin alındığına dair ama savaşın genel gidişatını etkileyecek Rusya açısından başarılar değil bunlar. Diğer taraftan Mariupol çok önemli. Mariupol'de Ruslar işte her zaman olduğu gibi bugün yarın bitecek şekilde açıklama yapılıyor ama direniş beklendiğinden uzun sürdü. Rusya'dan yapılan açıklamalarda buradaki direnişin altında bazı şu anda dile getirilmeyen nedenlerin de etkin olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz direniş daha çok oradaki büyük bir çelik fabrikasının Evet, olduğu sanayi bölgede bölgesi. yürüyor. O sanayi bölgesinin altında hemen hemen yeraltı şehri denilecek şekilde büyük bir yapılaşma varmış. Zaten biliniyordu. Orada çok ciddi Rusya'nın daha evvel iddia ettiği biyolojik silahlar, laboratuvarlar dan birinin olduğu ve buradaki durum ortaya çıktığında Batı'nın çok zor durumda kalacağı şeklinde bir takım söylemler var. Bakalım zaman içinde Rusya bunları belgeleyip kanıtlayabilecek mi bilemiyoruz. Ama oradaki çatışmalarda belli ki bir süre sonra artık kimse gün vermiyor. Rusya'daki resmi makamlar da dahil. Ama genel kanı oradaki sürecin Rusya lehine sonucu ne olursa olsun biteceği şeklinde yani Mariupol'de. Diğer suçlamalarla ilgili de Rusya tabii ki bütün bu suçlamaları yani savaş suçlarıyla ilgili bütün suçlamaları reddediyor. Ve biliyorsunuz bu konuda özellikle Buca'da o vahşi görüntülerden sonra Rusya bu konuyu Birleşmiş Milletler'de gündeme getirmişti ama İngiltere iki defa reddetti. Dolayısıyla bu konuda İsrail'in de yaptığı bir açıklama var. Aslında ABD'den de gelen bazı açıklamalar, evet yani biz Rusya'ya ABD öyle diyor, İsrail kimin yaptığı belli değil diyor. Dolayısıyla bütün bunlar tabii ki savaş suçları kim yaparsa yapsın kabul edilemez. Ama bunların bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından teyit edilmesi herhalde en doğru yol olacaktır. Rusya da bu konuda açık olduğunu söylüyor ama tabii ki zamanla göreceğiz. Her ne kadar Batı basınında Rusların yaptığı söylenen o vahşi görüntüler tabii ki var ve etkileniyor insanlar. Aynı şekilde işte Ukraynalıların Rus esirlerine yaptığı görüntüler de boğaz kesmeden tutun da göz çıkartmaya kadar Rusya basınında ve internet ortamında dolaşıyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir bilgi kirliliği ve gerçekten de uluslararası tarafsız gözlemcilerin açığa çıkartılması gereken bir durum olduğu kesin. İngiltere'nin bu olayı, özellikle Buca olayını neden Birleşmiş Milletler'de araştırılması için gündeme gelmesine engel olduğu tabii büyük bir soru işareti olarak ortada. Dolayısıyla şu anda Rusya'dan bakıldığında durum askeri anlamda bir başarı olmadığı ama nasıl ki biz daha evvel Rusya bu savaş öncesi süreçte uluslararası arenada kendini aşağılanmış hissediyor şeklinde bir durum tespit etmiş iseydik, değilsek de şu anda da Rusya bu savaş sırasında da aslında kendini oldukça aşağılanmış hissediyor ki bunun da nesnel altyapısı var. Gerçekten de öyle görünüyor ki savaş istedikleri gibi gitmedi. Dolayısıyla bu bekleme sürecinin nasıl biteceği ve Rusya'nın bundan sonra askeri anlamda nasıl adım atacağı hem dış kamuoyunda olduğu gibi iç kamuoyunda da bir beklenti doğuruyor ve net bir bilgi yok. Şu anda Rusya'dan baktığımızda tablo bu şekilde. Evet. Sayın Yalımeray, sizin vaktiniz çok sınırlı. O yüzden bu konuyu da konuşmak istiyorum. Türkiye uzun süredir aslında Ukrayna Savaşı başlamadan önce dış politikada bir değişikliğe gitti. Normalleşme süreci denildi bunun adına. Bu ülkeler arasında Yunanistan vardı, İsrail var, Ermenistan var. Böyle sorun yaşa Mısır var. Sorun yaşadığı ülkelerle başka diplomatik faaliyetler yürütüldü. Bazılarından sonuç alındı, bazılarından alınmadı ama daha çok diplomasi ön plandaydı. Şimdi bu yeni adım, yeni dönemle birlikte
ABD-Türkiye ilişkilerinde de farklı adımlar var. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bu adımları daha da kuvvetlendirdi. Dün bir heyet geldi ABD'den Ankara'ya, çeşitli yetkililerle görüşüldü ve bir stratejik mekanizma oluşturulmasına karar verildi. Aslında bu karar Biden-Erdoğan görüşmesinde Ekim 2021'de alınmıştı ama üzerinden bu kadar zaman geçti oluşturulana kadar. ABD-Türkiye ilişkileri ne durumda size göre şu anda? Şimdi Ekim ayından bu zamana kadar bir süre geçmiş. Zannediyorum ABD şu karara vardı. Türkiye'yi çok boş bıraktı. Bundan kastım şu. Erdoğan ile Putin hemen her gün görüşüyorlar. Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması hiç kuşkunuz olmasın Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Bu bir. İki, Rusya'ya bütün Avrupa ülkeleri çeşitli derecelerde yaptırım yaptılar. Bir tek istisnası var, Türkiye. Ha Türkiye yaptırım yapsın demiyorum. Türkiye'nin özel durumu vardır. Ama Türkiye bu konuda Avrupa ülkelerinden ayrıştı. Bunu bir tespit edelim. Üçüncüsü, Amerika'nın bir endişesi olduğunu seziyorum. Rusya bu yaptırımları Türkiye yoluyla yaptırımların etrafından dolaşır mı? Özellikle ödemeler konusunda. Dolayısıyla ABD bu yakınlaşmadan rahatsız olduğu için Türkiye ile tekrar yeniden bir mekanizma kurmayı ve kurmaya kararlaştırılmıştı. Bunu canlandırmaya karar verdi. Ha, bu ne netice verir? Bunu söylemek mümkün değil. Ama Türkiye'de S-400'ler olduğu sürece bu ilişkilerin kolayca düzeleceğini söylemek zordur. Birincisi bu. İkincisi, eskiden Amerikan yönetimleri Kongre'de Türkiye aleyhinde bir şey olursa, faaliyet, bunu önlemek için büyük gayret sarf ederlerdi. Şimdi aynı gayretin bu Amerikan yönetimi tarafından gösterileceği konusunda tereddütlerim var. Bir, iki, gösterse dahi Kongre üzerinde etkin olur mu? Çünkü Türkiye'nin ne yazık ki çok kötü bir imajı var. Sadece Amerika'da değil, dünyada da. Bu imaj etkiliyor ister istemez Kongre üyelerini. Her ne kadar Türkiye son zamanlarda bozduğu ilişkileri yeniden tamir etmeye çalışsa, çünkü bunları Türkiye bozdu. Evet. Tamir etmeye çalışsa dahi bu imajın kolay kolay silineceği kanaatinde değilim. Bu düzelme sürecinde dikkatinizi çekerim. Mısır kendisini ağırdan alıyor. Yani bir nevi Türkiye'nin zannediyorum burnunu sürtmek istiyor. Ve İsrail'le bir takım gelişmeler var. Birleşik Arap Emirlikleri'yle var. Suudi Arabistan'la olacak. Ama Mısır'la, çünkü Mısır'a çok ağır yaptık. Çok ağır beyanatlar oldu. Aslında onları, İsrail'e de çok ağır Arap beyanatlar vermişti. Arap dünyasının kalbi olan Mısır kolay unutmaz. O ağır beyanatlar içinde İsrail de vardı. Hatırlarsınız tabii siz de. İsrail bir terör devletidir. İsrail de vardı ama Museviler daha kolay idare ederler durumu. Evet. Mısır o kadar kolay idare etmez. Bir de Türkiye'nin Mısır'a ciddi ihtiyacı var. Mavi Vatan, enerji kaynakları dolayısıyla. Onun için Mısır kendisini biraz ağırdan alıyor. Çünkü Arap dünyasının kalbidir Mısır. Şimdi ABD-Türkiye ilişkilerine tekrar geri dönersek, siz söylediniz zaten çok zor şimdiye dek yaşananları tamir etmesi ABD ile diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte geçtiğimiz ayki NATO zirvesinin sonunda dedi ki dost bildiklerimiz bize örtülü ya da açık ambargo uyguluyor. Önce bu ambargoları kaldırsın NATO üyesi ülkeler. Tabii bu ülkeler içinde de ABD var, sizin de söylediğiniz gibi. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve dünyanın şu andaki geldiği durumdaki bu kutuplaşma nedeniyle S-400'leri birazdan başka bir başlıkta konuşalım istiyorum ama bu ortamda ABD bazı şeylere göz yumar mı Türkiye ile ilgili size göre?
Bir kısmına yumabilir. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu harp başlayınca Sayın Erdoğan ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz dedi. Dikkat edin. NATO ne yapıyor? Batı ne yapıyor dedi. Şimdi burada bir çelişki var. Yani NATO asker göndersin Rusya ile çatışsın mı demek istiyor? Yani Rusya konusunda yumuşak beyanatlar. Evet, kınadık falan. Ama dikkat edin. Batı'ya hiçbir şey yapmıyorsunuz diyor. Türkiye NATO üyesi mi? Açıkça söylemeli. Batı ne yapmalı? Yaptırımları yaptı. Yaptırımlar uygun değil. Biz yaptırımlara karşıyız dedi. Yaptırımların dışında kalan harbidir. Türkiye bir NATO, Rusya harbi mi istiyor? Ne istiyor? Biden bile ısrarla açıklarken Amerika'dan tüm yetkililer açıklıyor ama Biden başkan olduğu için özellikle örnek veriyorum. Asla NATO Ukrayna topraklarına girmeyecek, Rusya'ya karşı savaşmayacak. Bu bir felaket olur, 3. Dünya Savaşı olur diyor. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sizin de söylediğiniz gibi ilk dönemler böyle çıkışlar yaptı. Daha sonra aslında dedi ki işte NATO'da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Macron doğru bir tavır sergiledi filan. Fransa ile de ilişkileri düzeltmeye çalıştı. Peki S-400'lere gelirsek, bu savaşın başında bu yaptırımlarla ilgili konuşuldu. Dünyadan ülkeler bu yaptırımları uygulanırken hatta Almanya dahi Sovyet yapımı, Rusya yapımı silahların Ukrayna'ya gönderilerek Rusya'ya karşı savunmada kullanılması gibi bir yol benimsedi. Almanya bile katıldı buna bir yönüyle. İsveç katıldı hanımefendi, Evet. İsveç. Onu da söyleyecektim. İsveç katıldı. Türkiye'nin de S-400'leri nasılsa hangarda bekliyor. Pandemi nedeniyle aktive edemedik deseler de. Bunları Ukrayna'ya gönderilebileceği bir konuşuldu. Buna hemen yanıt geldi. Hem Cumhurbaşkanlığından hem Dışişleri Bakanlığından. O iş bitmiştir. O S-400'ler bizim ihtiyacımız vardı. Aldık. Burada duracak. İhtiyacımız vardıysa niye hangarda bekliyorlar? Hangarda bekliyorlarsa eğer Türkiye NATO üyesi ise neden Ukrayna'ya vermiyor S-400'leri? Türkiye veremez. Putin kızar. Bakın başka bir şey daha var dikkatten kaçan. Sayın Ethem Sancak İşçi Partisi'nin Moskova ziyaretinde Rus televizyonuna bir beyanda bulundu. Ne dedi? NATO Türkiye'nin geçmişten kalan ayıbıdır dedi NATO üyeliği. Cumhurbaşkanının danışmanlarından birisi doğrudur dedi. Cumhurbaşkanlığı külliyesinden bunu yalanlayan, biz bu konuda bu görüşümüz farklıdır, bunlar devlet görüşü değildir diye bir beyan duydunuz mu? Duymadınız. Ha, Batılılar bunu göz ardı mı ettiler? Yok, bunu not ettiler. Onu da söyleyeyim. Onun için diplomaside benim öğrendiğim bir şey var. Güvenilir olmak. Türkiye'yi güvenilir bir müttefik olarak görmüyorlar. Doğru veya yanlış. Ama algı budur. Şimdi bu müzakere görüşmeleri İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında en büyük talebi şudur ki Zelenski ile Putin bir araya gelsin ve bu bir araya gelişte ya İstanbul'da ya Ankara'da sonuç itibariyle Türkiye'de olsun. Bunun Türkiye'nin imajını bir biçimde düzelteceğine olan bir inanç var sanırım. Yoksa biz ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan yanayız derken bu savaşın ille de bitmesine taraf olan bir ülke gibi görünmüyor aslında Türkiye. Dolayısıyla bu imaj düzeltmek için bu görüşmenin Türkiye'de olmasını istiyor. Rusya ısrarla bu görüşmenin henüz vakti gelmediğini söylüyor. Ukrayna biz hazırız diyor. Türkiye'nin bu çabası neden kaynaklanıyor? Size göre de bir imaj çalışması mı bu Zelenski ile Putin'i Türkiye'de bir araya getirmek? Hiç kuşkusuz imaj bunun bir parçası. Zaten iki lider buluşacaksa Türkiye'den başka bir yerde buluşamazlar Avrupa'da. Çünkü bütün Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım uyguladı. Bir tek Türkiye uygulamadı. Zaten Türkiye normal bu görüşmelerin yapılacağı yer. Başka çaresi yok. İsviçre'de bile yapılamaz çünkü İsviçre'de yaptırım uyguluyor. Bakü'nün de adı geçiyordu. Efendim? Bakü. Bakü'yü bilmiyorum. Bakü'nün de adı geçiyor ama yani Aliyev'in tutumu
Rusya biraz daha yakın. Dikkat ederseniz. Dikkatli ama yakın. Evet, bu bir imaj çalışması bir ölçüde. Doğrudur. Türkiye'nin imajı bir ölçüde yumuşar. Bu görüşmeler Türkiye'de yapılır ve başarıya ulaşırsa. Ama Türkiye'de insan hakları sorunu devam ettikçe bu imaj düzelmez. Avrupa Birliği ile de bir yandan ilişkileri düzeltmeye çalışıyor Türkiye, ama biraz da krizi fırsata çevirir bir hali vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk günlerde bize de birinin mi saldırması gerekiyor, niye bizi üye yapmıyorsunuz diye. Dolayısıyla bu savaş olsa dahi, Rusya Ukrayna'ya saldırmış olsa dahi, dünya böyle kutuplaşmaya gitmiş olsa dahi, Türkiye hem demokrasi sorununu hem de dış ülkelerle ilgili diplomasi sorununu çözmediği sürece ne ABD ile ilişkileri düzeltebilir ne de Avrupa Birliği'ne üyeliğini hızlandırabilir. Ben bunu anlıyorum sözlerinizden. Doğrudur. Bakın, 2002 ile 2004 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi inanılmaz reformlar yaptı. Avrupa Birliği ile resmi görüşmelere başlamak için. 2005 yılında başlandı. Yavaş 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 geri gitti. Yani o zaman şu netice çıkıyor. Hükümet Avrupa Birliği'ne üye olmak konusunda samimi değil, daha ziyade müzakere sürecini başlatmak istiyor. Yani bu izlenim çıkıyor ve benim kanaatim de budur. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye gibi geniş bir tarihi olan, şerefli bir tarihi olan ülke, benim stratejik önemim var, beni böyle kabul edin mi demek istiyor. Yani ben Avrupa Birliği içinde kara koyun mu oldum diyor. Türkiye'ye yakışmaz. Onu söyleyeyim. Türkiye'de bir ciddi demokrasi tarihi vardır ve beni olduğu gibi kabul edin. Yani bir nevi yırtık pırtık kabul edin demeye getiriyorsa bu çok ayıp. Evet. Son olarak sormak isterim. Türkiye en başından bu yana ben ne Ukrayna'dan tarafım ne Rusya'dan tarafım diye açıklama yaptı ve 41 gündür de bu açıklamalar bu minvalde devam ediyor. Ama kutuplaşma da giderek artıyor. Sizin de işaret ettiğiniz yaptırımlar 6000'i geçti sanırım Rusya'ya uygulanan dünyadan yaptırımlar. Diplomatlar onar onar sınır dışı ediliyor ülkelerden. Türkiye bu tarafsızlık diye adını koyduğu ama aslında da ben Rusya'yla Ukrayna'yla ticaret yapıyorum. Zaten ekonomim çok kötü durumda. Bu iki ülkeden birini tercih edersem diğerinden çok kaybım olacak. Bu yüzden de tarafsız tutumumu sürdürmeliyim diye açıklamalar da var. Dolayısıyla Türkiye bu tarafsızlığın adına tarafsızlık denilen durumu ne kadar sürdürebilir size? Bu savaşın bir gidişatında artık bir yerden yana olmak zorunda kalır mı? Şimdi çok zor. Türkiye'nin çok özel bir konumu var. Bunu kabul etmek lazım. Ama harp devam ettikçe Türkiye sıkışır. İster istemez. Yani bakın, Kiev Büyükelçiliği bir takım katliamları kınamak zorunda kaldı. Türkiye dikkatli hareket ediyor ama bir taraftan da Rusya'yı çok fazla kolluyor. Nasıl kolluyor? Avrupa Konseyi'nden Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına tarafsız kaldı, çekimser kaldı. Yani bu da gözlerden kaçmıyor. Yani söylemlerimizde harekatı başlatan Rusya, bir şey yapmıyor diye itham ettiğimiz Batı. Bu hoş bir şey değil. Evet, daha... Amerikalıların giderek endişelenmesi, Türkiye'de Batı aleyhtarlığının gelişmesi. Dikkat edin, televizyona çıkan emekli askerler bile Putin haklı dediler. Bu ister istemez biz otokratları seviyoruz anlamına geliyor. Oysa Türkiye yönünü demokrasiye, insan haklarına dönmeli. Başka çaresi yoktur bunun. Evet. Bu demek değil ki, bu demek değildir ki Amerika'nın uysal müttefiki olalım. Ama bu illa anti-Amerikan olalım da anlamına gelmedi. Bunun ikisi arasında bir yer var. Bakın, zamanında Yunanistan, De Gaulle, hepsi Amerika'nın, NATO'nun anasını ağlattılar. Kimse bu iki ülkenin batılı ülke olduğundan kuşku duymadı.
Türkiye için kuşkuluyum. Endişe verici olan bu. Evet. Sayın Yalımeral, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Rica vakit darlığınız nedeniyle vedalaşıyoruz sizinle. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Sayın İkbal Dürre, sizinle devam edelim. Buça'dan girdiniz. Zaten malum konu da bu. Buradan devam edelim isterim. Siz de söylediniz, bağımsız soruşturma grupları gelip Buça'daki katliamı soruşturmalı dediniz ama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklaması var. Biz mutlaka bağımsız soruşturmacıların bu olayı araştırmasını istiyoruz. Ama ne yazık ki şu anda bağımsız soruşturmacıları bulabileceğimizden emin değilim diyor. Nedir Buça'da olanlar? Siz ne gözlemliyorsunuz? Bir yandan Rusya'nın iddiaları reddi var. Bir yandan da Ukrayna'nın ve Batı'nın bu katliamları Rusya yaptığı savaş suçu işledi. Bununla ilgili yargılanmalı açıklamaları var. Siz ne görüyorsunuz Buça'da? Şimdi her şeyden önce tekrar kim yapmışsa kabul edilemez bir şey. Bu tespiti yapalım. Yani bunu yapanın yanında ben bilsem ki bunu Rusya yaptı, bundan sonraki hiçbir yayında Rusya ile ilgili olumlu bir şey söylemem. Böyle yani tarafım bu konuda net. Diğer taraftan çok soru işaretleri var. En büyük soru işareti İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuyu iki defa gündeme getiren Rusya'nın tasarısını reddetmesi. Neden böyle bir şey yapıyor? Neden bağımsız bir kurumun, uluslararası bir kurum heyetin bu olayı araştırmasını istemiyor? Bu birinci soru, genel soru. Bir takım özel sorular da var. Neden Ukrayna tarafı bu açıklamayı Ruslar çekildikten 3-4 gün sonra yaptı? Aynı gün yapmadı. Bir başka soru var. Burada bir parantez açmak isterim. Aslında 29 Mart'ta İstanbul'da müzakereler oldu. Rusya heyeti dedi ki hani Ukrayna'nın kabul ettiği maddelerden dolayı biz Kiev ve Çernihiv'den çekileceğiz. Onun akabinde 30 Mart'ta bu çekilmenin gerçekleştiği söyleniyor. 31 Mart'ta belediye başkanının açıklaması var. Rusya kuvvetleri çekildi diye. Hatta bu 3-4 gün içinde ABD'si, NATO'su, İngiltere'si dediler ki Rusya çekilmiyor. Aslında bir politika izliyor burada. Bunu nasıl açıklarsınız? Bu sorunun cevabını Rusya'da kimse bilmiyor. Sadece bir takım öngörüler var. Çünkü resmi olarak Rusya bu konuya bir açıklık getirmedi. Ama beklediğimiz, yani gördüğümüz şu. Şimdi şu anda var olan süreç bir sahada, iki resmi görüşmeler, üç de yani iki tarafa da iki gruba da girmeyen gizli bir takım aracıların üzerinden yürütülen görüşmeler. Mesela bu Rus oligarhı biz gördük ya İstanbul'daki görüşmelerde. Roman Abramovich. Mesela evet, yani bunlar oraya süs için gitmemişti. Dolayısıyla çok boyutlu bir takım ilişkiler şu anda da devam ediyor. Ama hem resmi görüşmelerle ilgili, hem savaştaki durumla ilgili, hem de o üçüncü konuyla ilgili şu anda hiç net bir bilgi yok. Bunu tespit etmemiz lazım. Bunun da nedeni şu. Birincisi, savaş anlamında Rusya'nın karşılaşmış olduğu direniş. Görüşmeler anlamında en son Medinsky'nin İstanbul'daki söyleminin iç kamuoyunda yarattığı tepki. Yani hem savaşta geri adım atıyoruz hem de diplomaside kaybediyoruz şeklinde bir algı oluşturdu. Üçüncüsü de diğer konuda da şöyle deniyor. Yani o asıl aracıların... Bence yani şu anda asıl olmuş oluyor, o belirleyici olan o olmuş oluyor. Onların görüşmelerinde de şunun konuşulduğu söyleniyor. Şimdi her ne kadar bu savaşta Rusya istediğini aldı, almadı, o ayrı yön. Ama herkes biliyor ki Rusya yavaş da olsa sonunda burada istediğini almak için bütün gücünü kullanacak ve Batı'nın, Ukrayna'nın zafere ulaşmasını sağlaması için tek çaresi var. Kelimenin tam anlamıyla 3. Dünya Harbi'ni başlatmak ve Rusya'ya karşı topyekun bir dünya savaşı başlatmak. Bu da olmayacağına göre hem Batı hem Ukrayna biliyor ki yavaş yavaş da olsa, bugün dursa da Rusya minimum Donbas'ı alarak bu savaşı öyle bitirecek. Bunda hiç kimsenin kuşkusu yok. Dolayısıyla ciddi bir pazarlıkta bence Donbas'ta ne anlaşıldığı konuşuluyor. Yani Donbas Mariupol'dür ama Donbas'ın etkisinin devam edebileceği örneğin Nikolaev şehri var.
Kimileri Odessa'dan bahsediyor. Burada Ukrayna sınırının, Karadeniz sınırının tamamen kapatılması gibi konular var. Bana öyle geliyor ki tam da konuşulan bu. Rusya diyor ki evet, yani Kiev öyle oldu, diğer iç kesim böyle oldu. Zaten benim bundan dolayı bir aslında başlangıçta kesin şartlarıma giren bir talebim yoktu. Ama bu konuda siz benim şu anda durduğuma bakmayın. Siz de söylüyorsunuz, bakıyorsun Gürcistan'dan oraya sevkiyat yapıyorum. İçeride gönüllüleri topluyorum. İçeride bir yeniden yapılanmaya gidiyorum. Geri adım atma yok. Yani bütün bunların bir bedeli olacak. Bu bedeli de hadi diyelim ki dünya kamuoyunda tartışılıyor Kiev falan, onu falan bırakalım. Ama ben Karadeniz'de sizin hattınızı keserim. Bunu yapmamam için gelin bu Donbas işini bitirelim. Gelin bu Mariupol işini bitirelim. Ve benim ilk başta koymuş olduğum ana 3 maddeye okey deyin, bu iş böyle bitsin. Bence şu anda konuşulan bu. Bence Ukrayna'da buna doğru bazı adımlar atmak zorunda. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Şimdi biz mesela Rusya ile ilgili konuştuğumuz zaman şunu diyoruz. Diyoruz ki Rusya bu konuda tabii işgal ettiği için haksız. Onun dışında işte demokratik olarak eksiklikleri var. Oligarşik yapıda, ekonomik anlamda, şu bu anlamda eksiklikleri var. Dolayısıyla Rusya şeytan. Sanki Ukrayna'yı da yaptık demokrasinin, efendim, ideal hayat tarzının bir merkezi. Orada da sistem yürürken demin bu Rusya'daki açıkladığım taleplere cevap verebilecek, bunlara yatkın bir yapı var. Yani anlaşabilir. Ukrayna dediğimiz yer bugün Rusya'dan çok matah, yani oligarşik yapı Ukrayna'da yok mu? Yani efendim, cinsel turizmin merkezi Ukrayna değil mi? Taşıyıcı anaların merkezi, o sistemin, turizmin yürüdüğü merkez Ukrayna değil mi? Yani biz bilmiyor muyuz ki organ nakliminin merkezi Ukrayna vesaire vesaire. Yani bu yapılar çok ideal Avrupa'yı bir devlet içinde mi oluşuyor? Öyle değil. Dolayısıyla bunlar birbirini iyi tanır. Bu devletler birbirini iyi tanır ve aslında yok, aslında birbirimizden farkımız. Siz bakmayın son zamanlarda Ukrayna'nın çok ideal bir ülke ve zavallı. Tabii ki oradaki insan kayıplarından bahsetmiyorum, sistem olarak. Dolayısıyla bu iki sistem anlaşmaya çalışıyor. Ve anlaşmada da aslında her ne kadar şu anda Rusya'nın sahada çok büyük bir askeri başarısı görülmüyorsa da, yani sonuçta Ukrayna'nın da durumu belli, işte Donbas gitti gidecek, bitti sayılıyor. İşte NATO'dan vazgeçecek ve benzeri ve benzeri. Şimdi buradaki durum şu anda konuşulan şu. Diyorlar ki mesela ayın 9'unda büyük bir ihtimalle 9 Mayıs 2. Dünya Savaşı'nın işte zaferi, faşizme, Hitler faşizminin zafer yıl dönümünde Rusya bir barış, bir başarı, bir zafer ilan edecek. Mesele, herkes zafer ilan ediyor da bu zaferin ne olduğuna bağlı. Bakınız, bugün Suriye'de biliyorsunuz Rusya'nın bir etkisi var. Rusya Suriye'de zafer ilan etti ve oradaki askeri hamlelerini sınırlama getirdi. Peki bu zafer neydi? Yani Rusya'da Esad da zafer ilan ediyor. Türkiye de kendi açısından zafer ilan ediyor. Oradaki ABD'liler de onlarla beraber hareket eden PYD ve benzeri yapılanmalar da, onlar da zafer ilan ediyor. Şimdi zaferden ne anladığınıza bağlı. Büyük bir ihtimalle birkaç ay içerisinde, büyük bir ihtimalle de 9 Mayıs'a doğru Rusya bir zafer ilan edecek. Ama bu zafer savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye'de savaş bitti mi? Bitmedi. Burada da uzun vadeli bir defakto bir durum oluşacak. Rusya belli bölgeleri kontrol ediyor. Ukrayna ordusu belli bölgeleri kontrol ediyor. Ama sorun bitmedi. Bundan sonra ne olacağı da sadece Ukrayna ile bitmez. Sadece Rusya-Ukrayna ilişkileri, Ukrayna savaşı ile bitmez. Biz biraz evvel Türkiye'nin işte o sağa sola giden böyle zikzak politikasından bahsettik. Neden? Mecburiyetten. Çünkü Türkiye bu politikasını Rusya ile ilgili belirlerken sadece Ukrayna'yı düşünmüyor ki. Libya'yı düşünüyor, Suriye'yi düşünüyor, Kafkasları düşünüyor, İsrail'i düşünüyor, İran'ı düşünüyor. Ne yapsın? Yani her yerde bir çamurun içerisinde. Dolayısıyla sırf Ukrayna'dan dolayı bütün bundan sonraki hareketini belirleyemez ki. Aynı şey Ukrayna Savaşı'ndan sonra da olacak. Ukrayna Savaşı'ndan sonra dediğimiz o sonra var ya, o daha çok sonra. Ama şu sonra değil, işte birkaç ay içinde herkes başarı ilan edecek. Rusya diyecek ki ben başardım, şu anda kontrol ediyorum. Kiev diyecek ki ben de başardım,
Ne yaptım? Rusya'yı oraya sokmadım Kiev'e. O da güzel. Batı diyecek ki biz de başardık. Bakın Rusya'ya geri almadık. Rusya'nın saldırganlığının önüne geçtik diyecek. Önüne geçtik. Rusya da diyecek ki gördünüz mü biz istediğimizi aldık. Şimdi aynı Suriye'deki gibi bir durum. Nasıl? Herkesin kontrol ettiği bir bölge var ama ülkenin geleceği belli değil. Ne olacağı belli değil. Evet. Bakınız. Aynı işte İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz 2 Eylül'de bitti 45'te. Ama Almanya 4 yıl sonra bölündü. Anlatabiliyor muyum? Evet. 4 yıl boyunca herkes zafer ilan etti. Dolayısıyla Ukrayna olayına bu çerçeveden baktığımız zaman böyle bir perspektif görebiliyoruz. Kısa bir süre sonra taraflar zafer ilan edecek. Ama Ukrayna'nın geleceğinin ne olacağını daha çok tartışacağız. Peki İngiltere'yi siz sıklıkla vurguladınız. Mesela İngiltere'nin her gün yayınladığı bir savaş notu var. Neden başka bir ülke, başka bir ülkedeki savaşla ilgili her gün not yayınlar? Birinci sorum bu. İkinci sorum ABD'li müsteşar Victoria Nuland'ın adı 2014'teki darbe döneminde Ukrayna'daki çok sıklıkla geçiyordu. Onun bu darbedeki payı çok konuşuluyordu. Şimdi de dün ABD'den gelen heyetin başındaydı. Bir Avrupa turu ve Rusya'ya yaptırımları, Rusya'ya tepkileri denetlemek, örgütlemek, organize etmek için gönderilen heyetin başında kendisi var. Birkaç ülkeyi gezecek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İngiltere-Rusya savaşı 1842'de İngilizler Hong Kong'u aldığı zaman başladı. Bu o savaşın devamı. Hani o büyük oyun dediğimiz olay. Tabii bütün bu konuları değerlendirirken bazen çok kısa üzerinden geçiyoruz bu büyük oyunun ve bu kısa kıta coğrafyasıyla deniz gücü, sea power, yani İngiltere'nin başında olduğu Anglo-Saksonların arasındaki bu savaşı uzun yıllar, yüzyıllardır devam ettiğini unutuyoruz ve sadece olayı endeksleyip Rusya'nın, gayri demokratik Rusya'nın demokratik Ukrayna'ya bir saldırısı olarak getiriyoruz. Sanki o olay bu kadar basitmiş gibi. Sanki Ukrayna, sanki İngiltere savaş başlamadan önce birkaç yıldır Odessa'nın iki tarafında Disneyland yapıyordu. Askeri şey değil de ne diyorlar, liman değil de Disneyland yapıyordu. Odessa'da da çocuklar var, Disneyland yapsaydı ya. Yani demek istediğim sanki bütün bu faktörler yok. Durduk yere Rusya işte Putin iktidarını devam ettirmek için oraya girmiş. Böyle bir şey yok. Şimdi İngiltere'nin Rusya, Anglo-Saksonların Rusya projelerini çok merak edenler baksın büyük oyun nedir? Ondan sonra bu sorunuzun cevabı orada net bir evet. şekilde var. İngiltere'nin ne yapmak istediği belli. Kim diyorsa da hayır böyle bir şey yok. Efendim Rusya ile ilgili Batı'nın böyle bir planı yok. Bence jeopoloji, bunu söyleyenin jeopolitik bilimiyle bir ilgisi yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu gerçeği tespit etmemiz lazım. İngiltere de buna devam ediyor. Ve devam etmesi için kendi açısından da nesnel bir takım gerekçeleri var. Bakınız Rusya'nın bu attığı adımlar, işte doları altına 1 gramı 5000'e endeklemesi, Çin'le yapılaşmalar, Hindistan'la olan birlik. Bakınız çok ilginç. Hindistan diyor ki, demiyor da diyor aslında yorumcular. Ya Çin'le Rusya çok birbirine yaklaşırsa Çin'in eli güçlenir. Bize karşı Çin'in etkisi daha fazla olur. O zaman ben de Rusya'yla arayı iyi edeyim, bu Batı'nın dalgasına kapılmayayım. Yani bu Çin, Rusya ve Hindistan üçleminin bir denge unsuru olarak önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkma ihtimali bile, olur olmaz ayrı, Rusya bunu yapabilir mi Çin? Bu ihtimal bile Anglo-Saksonları ve özellikle İngiltere'yi çok rahatsız eden bir durum. İngiltere niçin Brexit'i uyguladı, niçin çıktı? Bugünler için uyguladı. Evet. Dolayısıyla İngiltere'nin tavrı budur. Nuland meselesine gelince Nuland Rusya'yı sevmiyor. Yani zaten o biliyorsunuz Doğu Avrupa kökenli. Sevmiyor ama dürüst de bir insan. Sevmiyor derken haklı nedenleri var kendince. Dürüst bir insan aslında bence. Dürüstlüğü de şuradan mesela biyolojik silah laboratuvarları olduğunu kabul etti. İlk o söyledi zaten. İlk söyledi yani kabul etti. Yani bu dolayısıyla bu yönüyle ben takdir ediyorum. Rusya'yı düşman biliyor ve bu konuda her türlü elinden geleni de ardına koymuyor. Keşke böyle dostlarım, yani düşmanım olsa, Ruslar der ki işte Batı gibi dostun olacağına, işte Türkiye konusunda Türkiye gibi bir düşmanın olsun der. Yani açıklamak için. Keşke böyle düşmanın olsa, net. Onun seyahatini 2 ve 9
bu ayın 2'si ile 9 arasında bir dizi Avrupa ülkesini, Güney Kıbrıs da dahil, ziyaret etti. Tabii ki ziyaretteki asıl amacı bu Ukrayna krizinde bu şeylere, buradaki ülkelere, aslında kendi müttefiklerine bir ayar vermek. Tabii evet, bu ayarda Rus, Türkiye'nin özel bir konumu var. Her ne kadar Rusya, yani Türkiye ile Batı'nın çok sorunu var ise de, ama Türkiye Batı'nın, yani Batı'nın bir parçası nihayetinde ve sonuna, yani şu anlamda parçası, müttefik olarak, askeri müttefik olarak bir parçası ve onun Ukrayna olayından dolayı Türkiye'nin ekonomik anlamda çok zor durumda kalmasını istemiyor Batı. Çünkü onların başına kalacak. Yani çok zor durumda, ekonomik anlamda zor durumda kalan bir Batı'nın altından ne Rusya kalkar ne de Avrupa kalkabilir. Sonuçta bu ABD'nin başına kalacak bir olay. Bununla ilgili de onların zamanında bir söylemi var. Hani çocuk ama bizim çocuğumuz şeklinde. Onun, yani böyle bir siyasi bir söylem var. Her ne kadar kızıyorlarsa da Türkiye'yi, ama kendi üstleri olarak görüyorlar. Ve burada Türkiye'yi bir anlamda anlamaya çalışacak. Yani bu ekonomik olarak Rusya ile bundan sonraki süreçte nereye kadar sarı ışık yakılabileceği konusunda. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin bu olaydan dolayı jeopolitik öneminin arttığı bir gerçek ve bu anlamda Türkiye bu zamana kadar alamadığı bazı şeyleri ABD'den ve aslında genelde Batı'dan alma şansına sahip. Böyle bir gerçeklik de var Ukrayna krizi denkleminde. Ama diğer taraftan demin dediğim sebeplerden dolayı, birçok faktörden dolayı, Libya'dan tutun Kafkaslara kadar, Rusya'yı yine de bütün bunlara rağmen Rusya'yı çok kızdıracak bir adım atmaktan çekinecektir. Ama bu anlamda da Türkiye'nin önü biraz daha açıldı. Çünkü Türkiye şu anda Rusya için bu zamana kadar hiç olmadığı kadar bir öneme sahip oldu. Dolayısıyla Türkiye bu yakaladığı konumu, bütün dengeleri gözeterek maksimum derecede faydalanmak üzere hareket ediyor. Ve bu anlamda da Nolan Türkiye'de bu gri alanın ne kadar olduğunu beraber, oradaki muhataplarıyla beraber tespit edecek. Mesele bu. Yani bu Rusya-Ukrayna krizi çok uzun vadeli olduğu için Türkiye'nin şu bir ayda, iki ayda, üç ayda alacağı tavır çok önemli değil ABD içinde. Aslında genelde olayın gidişatı içinde. Burada konuşulanlar bence çok daha uzun vadeli projelerde Türkiye'den şimdiden nasıl bir tavır almasını, ABD'nin beklendiğine dair herhalde bir takım oraya görüşler sunulacak. Tabii bir de seçim atmosferi var. Bu da önemli. Türkiye yani hem böyle de gitse, bu zamana kadar var olduğu şekliyle de gitse ya da düzelse de, demin sayın siyasetçimizin dediği gibi, yani demokratik anlamda düzelse de, paradoks şu ki Batı diyor ki iki şekilde de herhalde bunu en iyi yine yapan belki şu anki iktidar olur. Belki şöyle bir yaklaşım var. Hani öyle de olsa, böyle de olsa. Belki bunun bir takım ayarları veriliyor. Ama basit bir gezi olmadığı kesin. Ve Türkiye'nin bu denklemde öneminin arttığı da kesin. Ama nasıl kullanır, bu kadar girdiği, o bu zamana kadar girmiş olduğu o sorumlu süreçlerden nasıl çıkar? Bence demin de dile getirildiği gibi, hani Rusya şöyle olsun, Rusya demokratikleşsin, Rusya şunu yapsın, bunu yapsın diyoruz da. Herhalde benzer şeyleri kendimizden başlamak daha doğru olur bu süreçlerde yerimizi alabilmek için. Evet. Son olarak bu yaptırımları da sormak isterim ama şöyle ki, tabii ki her gün yaptırımlar açıklanıyor. Rusya ekonomisi tüm dünya tarafından hedef alınıyor. Diplomatlar 24 Şubat'tan bu yana, yanlışım varsa düzeltin, yaklaşık 250 Rusyalı diplomat sınır dışı edildi batılı ülkelerden. Sürekli bu yaptırımlarla karşı karşıya Rusya. Bu Buça katliamı ile ilgili de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Zelenski hitap etti bu akşam saatlerinde. Dedi ki işte Buça katliamı ile ilgili elimizde kanıtlar var, soruşturma yürütülsün, savaş suçluları mutlaka yargılansın. Eğer dedi siz Rusya'yı buradan atamıyorsanız siz kendinizi feshedin. Bu konuşmayı nasıl buluyorsunuz? Yani çok absürt şeyler
oluyor şu anda. Yani bunun ne diplomatik açıdan, ne siyasi, ne uluslararası ilişkilerin genel kuralları açısından açıklanabilecek bir yönü yok. Ama şunu söyleyebilirim ki Rusya Batı ile ilişkilerinde, Batı da Rusya ile ilişkilerinde tamam bir çıkmaza girmiş durumda. Her anlamda, hem ekonomik anlamda, hem askeri ve hem de diplomatik anlamda ve bu çıkmazdan bir çıkış da kısa vadede görülmüyor. Dolayısıyla bütün bu süreçlerin çok uzayacağı belli ve Batı'nın da özellikle bu süreçlerin uzamasını istediği, Rusya'nın da aslında süreçlerin uzamasını istemediği, mecburiyetten bir takım savunma konumunda olduğu kesin. Dolayısıyla bu konuda benim söyleyebileceğim, bu işin çok uzun vadeli bir süreç olduğu ve zor bir süreç olduğunun Rusya farkında. Yaptırımlarla ilgili Rusya'nın çekincesi gıda ya da işte temel tüketim maddeleri anlamında değil. Çünkü Putin de dün söyledi, zaten Rusya bu anlamdaki ihracatı ithalatından daha fazla. Bu konuda sorun çıkmaz. Ama başka sorun var, olabilir. Bu yaptırımlar uzun sürerse olabilir. Biliyorsunuz Rusya'nın, bir örnek vereyim, 2016 ve 2021 arasında silah satışları, örneğin silah satışları ve bu satışlar Batı'nın müttefiki olan ülkelere, daha çok Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine %64 oranında arttı. Aynı zamanda yine Batı'nın müttefiki olan Hindistan ve bu belirttiğim ülkelerle ilgili, biliyorsunuz atom santralinden tutun da çok değişik alanlarda ve uzay teknolojileri, uzay füze gönderme ve benzeri alanlarda çok ciddi ortaklıkları vardı ve bunlar çok hızlı ilerliyordu ve bu Batı'yı çok rahatsız eden bir süreçti. Son 4 yılda her ne kadar pandemi süresinde biraz inişe geçse de bu anlamda Rusya'nın teknolojik alanda ve atom santralleri, efendim silah ve benzeri ve benzeri bütün bu konularda Batı'nın müttefikleriyle ilişkileri o kadar gelişti ki, örneğin geçen sene daha Batı çok ciddi bir yaptırımla Endonezya'nın su 35 alıyordu Rusya'dan, buna engel oldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Rusya bu ilişkilerini bu anlamda geliştirmesi Batı'da ciddi bir rahatsızlık yaratıyordu. Ve Rusya'nın bazı sorunları vardı bu ilişkileri geliştirmekle. Bir, efendim bankacılık sistemi ve kredilendirme ile ilgili, bu Batı'nın evet, çok daha kolay yaptığı bir sistem, Rusya'nın bu konuda sorunları vardı. Daha sonra da bunların hizmet, yani işte bakım ve onarımı, bütün bunlar Rusya'nın ana sorunuydu ve bunları aşmak için dünya finans sisteminde, sigorta sisteminde yerini alması gerekiyordu. Şimdi Rusya'ya yapılan yaptırımlar bu anlamda çok önemli. Bir, bütün bu gelişen süreçlere engel vuruyor. Çünkü Rusya finans sisteminden kopuyor, dünya sigorta sisteminden kopuyor. Burası önemli. İkincisi de belki bu daha da önemli. Batı'nın yaptırımları orta vadede teknolojik anlamda Rusya'yı çok geriletecek. Zaten şu anda geri, ama bir süreç işliyordu. İşte bir Siemens'in bu anlamda diğer bir takım büyük, yani bütün dünyadaki teknolojik gelişimin temel taşını oluşturan malzemeleri üreten firmaların Rusya'ya uyguladığı ambargo, Rusya'nın son 5 yıldır ilerlediği sektörlerde Rusya'nın önünü kesecek. Bir, ikincisi güvendiği silah sanayinde ve nükleer sanayide sorunlar yaşamasına neden olacak. Dolayısıyla Rusya'nın bu zorlukları yaşaması için bu yaptırımların uzun vadeli olması lazım. 1-2 yıl değil. O yüzden zaten bakınız Londra ne dedi? Londra dedi ki bu savaş bitse de, anlaşsalar da biz yaptırımları durdurmayacağız dedi. Ama ABD de diğer yandan dedi ki bu savaş bitince tabii ki yaptırımlar kalkacak Rusya'ya karşı. Evet, ama Londra'da hayır dedi. Evet. Dolayısıyla bu demin söylediğim bağlamda baktığımız zaman yaptırımlar açısından Rusya'nın korktuğu asıl tehlike burada. Yoksa diğer anlamda, günlük yaşam anlamında evet her şey pahalandı falan filan, ama bunlar çok önemli değil. Diğer olay Rusya'nın devlet olarak güvenliği üzerinde çok etkisi olabilecek yaptırımlar. Bunlar önemli. Rusya'nın yaptırımlara bakışı bu süreci Çin, iki Birleşik
Arap Emirlikleri. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda onlar üzerinde de onlarla onların da çok ciddi uzay sanayi ve silah sanayi ve atom santralleri konusunda atımları var. Bu 2030 Suudilerin vizyon projesi var. Bu proje dahilinde Rusya ile işbirliği düşünüyordu ve benzeri ve benzeri. İşte bunları yani Çin ve bu bölgelerden re-export şeklinde çözebilir miyim şeklinde Rusya'nın bir arayışı var. Eğer bu sorunu kafasında hallederse o zaman Rusya'nın önü rahatlamış olur. Zaten şu anda yapılan artık şu anda gelen son yaptırımlar da kaba yaptırımlar değil. Kaba yaptırımların çok fazla etkisi olmadığı belli oldu. İşte bu diğer şekilde Rusya'nın uzun vadede önünü kapatmak için yapılan ince ayar yaptırımlar başlıyor. Evet, bundan sonraki süreçte daha ağır geçecek her taraf açısından. Tabii ki savaş devam ederse sadece Rusya'ya yaptırımlar değil, Ukrayna'daki savaşta tüm dünyayı etkileyecek ve daha ağır geçecek. Dileyelim ki bu savaş sona ersin, diyelim ki Londra'nın istekleri yerine gelmesin, yaptırımlar da sona ersin, gerçekten onurlu bir barış sağlansın Ukrayna ile Rusya arasında. Böylelikle dünya bu savaşı da sona erdirmiş olsun. Sayın İkbal Dürre, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. Bu akşam Odak programında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumu ve ABD heyetinin Ankara ziyaretini Moskova'dan akademisyen doçent doktor İkbal Dürre ve emekli büyükelçi Yalım Eralp değerlendirdi. İyi akşamlar.